Hocam çok mu geç kaldım? Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır, hocam, geç kalmadın. Çok kötü çalışıyorum hocam. Hayır, tam zamanındasın. Gerçekten düzenli çalışmak için hiçbir şekilde geç kalmadın. Birincisi, öğrencilerden bize yorumlar geldi. Ayşe Günay demiş ki bak 164 beğeni almış. Oo. Hocam sizce düzenli çalışmak için çok mu geç kaldık? Çünkü gerçekten tam çalışacağım diyorum. Ondan sonra çalışma sistemi gidiyor. Sizce nasıl yapmalıyız? Lütfen cevaplayın. Sizi çok seviyorum demiş Tonguç Akademi'ye. Ve yine Rana Aktepe düzenli çalışmak için geç mi kaldık diyebiliriz demiş. Geç kaldık diyebilir miyiz demiş. Nisa Şahin Türk hocam ben birinci dönem çok çalışmadım ama istediğim lise çok yüksek. Orayı kazanmam artık mümkün mü? Like atın, Tonguç beğensin demiş. Birincisi LGS için 4 ay kaldı. Oo, sadece yetenek için alıyorum bak. Sadece 4 ay kaldı derken 4 ay kaldı demek daha doğru. Niye dersen bak çok basit bir şey söyleyeceğim sana. 4 ay içerisinde sen diyelim ki sınavda sana 90 soru sorulacak ya Tonguç. Evet hocam. 90 sorunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Bunu biliyorsun. Evet hocam. Sen bir günde mutlaka zaten 90 çarpı 180 soru çözmelisin. Günde 180 soru çözsen işte bu 130 gün kaldı sınava şu anda. 130 günde 180'i çarptığın zaman zaten 23.000'e yakın soru ediyor. Oo. 23.000 soru da zaten neredeyse 46 tane kitap ediyor. Yani sen bu 4 ay dediğimiz sadece 4 ay dediğimiz sürede 45-46 tane kitap çözebilirsin, bitirebilirsin ve çok ciddi bir hedefe ulaşabilirsin. Kazandığın okulda da 4 yılın geçeceği için bu süreyi iyi değerlendirmelisin. Dolayısıyla 4 ay kısa bir süre değil. Peki neler yapabilirsin? Şubat ayı var, Mart ayı var, Nisan ayı var, Mayıs ayı. Sonra Haziran'da sınava gireceğiz. Bak, oh be. Çok değerli bu aylar. Zaten sınava daha yakın olduğu için şu anda öğrendiklerini kolay kolay da unutmazsın. Yani mesela diyelim ki Eylül ayında fende öğrendiğin bir şeyi unutmuş olabilirsin ama şu anda Nisan'da öğreneceğin şeyleri kolay kolay unutmayacaksın. Seni oyalayan şeyleri bir kere bilmelisin. Televizyon bu seni oyalıyor. Günde eğer her gün bir dizi izliyorsan bir kere sen zaten... telefon bitirdi hocam. Ha, seni telefon bitirdi. O zaman telefona gelelim. Telefonda gerçekten belli bir düzen getirmelisin. Yani ders çalıştığın saatlerde, ders çalışacağın saatlerde, deneme çözeceğin saatlerde telefondan uzaklaşmalısın. Böyle uçak modunu almak, sessiz almak, gruptan dışarı çıkmak, hafif uzaktan bakmak. Hayır hayır. Telefon başka bir odada olmalı, sen başka bir odada olmalısın. Bilgisayar, oyun bilgisayarı kullanıyorsan kesinlikle bunda odanın dışında olmalı. Ders çalışan odada bilgisayar olmamalı. Veyahut da ders çalışan odada bilgisayar olsa bile ne bileyim belli bir çalışmasını engelleyecek bir uyarı koymalısın. Sürekli uyku bu da çok kötü bir şey. İnsan çalışamayınca canı sıkılınca aman biraz uyuyayım diyor. Uyku da bu dönem çok fazla yapmaman gereken bir şey. Tabii ki gelişme çağında olduğun için gene en az 7-8 saat uyumalısın ama günde 12 saat 13 saat uyuyorsan sınavda da uyursun. Üşengeçlik mutlaka bunlar var. Hepimize var. İnsan üşeniyor. Aman diyor ben bir daha bu saatten sonra ne yapacağım? Zaten fen lisesini kazanmak çok zor diyebiliyoruz ama asla vazgeçmeyip hayatımızdan bu tarz şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Ve şu da çok önemli. Bir şeye başlamak onu bitirmenin yarısı Tonguç. Dolayısıyla sen başlamak için şartların mükemmel olmasını bekleme. Sadece başlıyorum de ve hemen başla. Çünkü mesela biz senin hemen başlaman için biliyorsun LGS tekrar programları yapıyoruz. LGS kampları yapıyoruz. 8. sınıf kanalımızda, diğer kanallarımızda mesela bak. LGS tekrar programı. Ya ben ne yapacağım? Nereden başlayacağım? Ne olacak? Ya kırtasiyeden git ücretsiz bir şekilde iste veyahut da PDF'ini buradan al. Senin hangi gün hangi videoyu izleyeceğini, hangi gün hangi saatte hangi testleri çözmen gerektiğini veyahut da saat uymuyorsa esnek bir şekilde hangi saatlerde hangi konuları kendinin çalışabileceğini sana zaten biz ücretsiz olarak veriyoruz. Zaten videolarımız da var. Sen de birkaç tane kitabı aç ve hemen başla bence. Sakın aman başlasam mı çok zor deme. Düzenli çalışmak nasıl olur? Birincisi erken uyanmalısın. Çünkü sınav erken saatte orada olacak. Yani, erken kalkan yol alır. Harikasın. Mesela bana öğrenciler gelip diyor ki hocam diyor işte denemelerim çok kötü. Peki denemeye ne zaman giriyorsun? Okuldan çıkıyoruz pazartesi akşam 6'da dershanede deneme çözüyoruz. Akşam 6'da çözdüğün dershanedeki deneme tabii ki düşük gelecek. Sen sabahları düzenli saatlerde erken saatlerde kalkıp deneme çözmen lazım. Yani erken uyanacaksın. Programın olacak. Zaten LGS tekrar programı biz sana ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ve programına uyum sağlaman lazım. Ha, uyum sağlayamayacağım bir program yaptıysan mesela şöyle bir program yaptım. Dedim ki Türkçe'de bugün 600 soru çözmem lazım. Matematikte 700 soru çözmem. Bu zaten çözemeyeceğim belli. Böyle bir şey yok. Böyle bir program olmaz. Uyabileceğin mantıklı, pedagojik bir program olması lazım. Onu da çalıştığın tempoya uygun bir şekilde kendin ayarlayabilirsin. Biz de zaten sana sunuyoruz. Ve tabii ki de sınava gireceğin için, sınavda sana soru soracakları için bol bol soru çözmen lazım. Çünkü sınav sorularla gelecek karşına. Ve koli. Koli taşıyor musun Tonguç'um? Evet hocam, koli taşıyorum hocam. Kolilerden boğuldum hocam. Evet, koli dediğimiz şey tabii ki konu listeleri. Konu listeleri işine çok yarayacak. Niye biliyor musun? Esasında senin önünde diyelim ki atıyorum İngilizceden örnek vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ünite var. Sınavda da 10 soru çıkacak ve her üniteden de bir soru geliyor. Sen şu anda konu eksiğin varsa soru eksiğin de var demektir. Dolayısıyla 10'da 10'dan yapamayacaksın demektir. Ama 10 konuyla çalışmış olsan, 10 konuyla alakalı her birinden sorularını çözmüş olsan, yani konu listelerini tamamlamış olsan 10'da 10 yaparsın ve hop cebine koyarsın İngilizce. Aynı şey matematik dersi için belki kolayca geçerli olmayabilir ama sözel derslerde ve fen dersinde bunu başarabilirsin. Matematiği birazcık tabii ki zorlayacaklar. Herkes öyle hepsini çalışın bitirdim, hepsini 20'de 20 yapıyorum diyemiyor. Ama mutlaka konu listende çalışabileceğin, netlerini artırabileceğin konuları bilmelisin ve odanda, çantanda bu konu listen bulunmalı. Ve bir şey daha var ki Tonguç'um, o da soru çözmek çok önemli. Yani sen ne kadar konu çalışsan da, ne kadar programa uymak istesen de, ne kadar telefonu odadan dışarı çıkarsan da senin yapacağın en önemli iş soru çözmek. Çünkü sınavda sana bir deneme verecekler. Yani önüne bir tane deneme çıkaracaklar. Mesela bir sınavı açacaksın böyle. Evet, bismillah diyeceksin. Sabahleyin böyle 9.30-10 gibi ilk başta sözelle başlayacak. Sonra sayısalla başlayacak. Aldın diyelim ki önüne böyle bir deneme geldi. Açtın şuradan diyelim. Birinci deneme sözel bölümcek. Sayfayı çevireceksin, sorular gelmeye başlayacak. Ve sen soruları çözdükçe netlerin artacak. O zaman sen şimdiden kendini soru çözmeye, sınava çalışmaya alıştırmalısın. Yani önce kolay bildiğin sorudan başlamalısın. Mesela okul yazılısı olduğu zaman şöyle olur ya. Okul yazılısı gelir diyelim ki okul yazılısı olsun şöyle. İlk soruya baktın kazık. Bir anda moralin bozuluyor. Bir anda böyle uçurumdan aşağı düşüyormuş gibi olursun. Ama düşmezsin. Niye? Çünkü bu bir okul yazılısı dersin. Ya hemen diğer soruya bakayım dersin. İşte denemelerde de gerçek sınavda da asla böyle uçurumdan düşüyormuş gibi olmamak için nereden başlayacağını bilmeli. Bol bol pratik yapmalısın. Sayısalda fenden başlamalı. Dikkatli bir şekilde çözmeli. Yapamadığın soruları atlamalı. Sonra turlama taktiğini uygulamalısın. Öğrendiğin konuyu pekiştirmelisin. Hatalarını erkenden tespit etmelisin. Yani eğer senin diyelim ki fende bazı konuların eksikse, matematikte bazı konuların eksikse, Türkçe'de hala belli soruları yanlış yapıyorsan bunların üzerine gidip konularını bitirmelisin ve deneme çözdükçe, test çözdükçe eksiklerini görebilmeliyiz. Dolayısıyla sınava kadar hata yapmak çok normal bir şey. Soru çözen öğrenci hata yapar. Mesela bazı öğrencilerle ben konuşuyorum. Hocam hiç hata yapmıyorum diyor. Hiç hata yapmıyorum ben hocam. Çünkü günde kaç soru çözüyorsun Tonguç? 3 soru çözüyorum çünkü. Günde 3 soru çözersen tabii ki hata yapmaz. Başka bir öğrenciye soruyorum, çok hata yapıyorum hocam diyor. Tamam. Bu hataların belli sebebi vardır. Dikkatsiz olman olabilir. Geç saat çözmen olabilir ama esasında burada bardağın dolu tarafı var. Çok hata yapıyorsun. Bu hataların çözümünü öğrenirsen, üzerine gidersen, vazgeçmezsen sınavda mutlaka başarıya ulaşırsın. Dolayısıyla soru çözmek çok çok önemli. Vazgeçmiyoruz. Başaracağız arkadaşlar. Şu anda tekrar söylüyorum Tonguç'um. 130 gün var. Hatta 4 ay var diyelim. Bu süre gerçekten çok çok değerli bir süre. Dediğim gibi iyi soru çözüldüğünde bak. 180 soru da öyle çok fazla bir soru değil Tonguç'um ha. Yani bunun içinde yarısının sözel olduğunu düşünürsen rahat rahat çözülebilecek bir soru sayısı. Bu kadar soru çözdüğünde bile bayağı bir şey bitiriyorsun. O zaman hiçbir şekilde vazgeçme. Ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.